Bugün de aynısını diyor. Kapıdan içeri kim girerse kardeşim diyor, büyük girerse abim diyor. Kendimizi paspas ediyoruz bazen. Öyle insanlar var ki biliyorsunuz, bakın. Odamızdan çıkıyoruz, yakalıyorlar. Suat abi 5 dakika konuşacağım. 1 dakika konuşacağım. Konuşmasan gitsen, Suat abi bizimle görüşmüyor diyorlar. Mümkün olduğu kadar herkesle görüşüyorum. Fakat herkese gücüm yok. Yani günde gelen 350 kardeşimizin her biriyle bile bir görüşmek istesem görüşemem. Çünkü zaman yetmez. Çünkü ben işimi yaparken bir insana kalkıp 1 dakikada, 2 dakikada o insanı anlayamam. Ben en az 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika konuşmam lazım. Bir kardeşime çay ısmarlamam lazım. Kahve ısmarlamam lazım ki derdini döksün bana. Bunu da anlatırsam günde 10 adam, 20 adam, 30 adam, en fazla 50 adamla görüşebilirim. Eğer gerçekten ilgileneceksen, eğer pansuman tedavisi yapacaksan, herkesle konuşurum, yüzünüze gülerim, tebessüm ederim, canımsın, canımsın, canımsın de geçer giderim. Ama bir gün beni seversiniz sonra. Canım dedi diye seversiniz. Ertesi gün, bak bizimle ilgilenmedi, bizi başından attı dersiniz. Onun için ilgileneceğiz ama ne yapacağız? Sırayla. Yavaş yavaş. Birdenbire istihdam etmeyeceğiz. Ama her birinize gerçekten samimi bir şekilde güler yüz, tebessüm gösterip doğru işi bulacağız. Ama tabii ki bütün arkadaşlarımız gerçekten özveriyle çalışıyor arkadaşlar. Şu anda 15 personelim var ve her biri gerçekten hani insanları dinlerken insanlarla birlikte ağlıyoruz, insanlarla birlikte gülüyorlar. Biz ağlıyoruz, gülüyoruz, her gün ağlıyoruz. Niye ağlıyoruz? İnsan kardeşini gördüğünde eğer mağdursa ağlamaz mı? Biz ağlıyoruz. İnsan abisini gördüğünde eğer çırpınıyorsa ağlamaz, üzülmez mi? Biz ağlıyoruz, üzülüyoruz. İşte gerçekten esmim demek bir aile demek ve biz bununla ilgili bir de slogan yaptık biliyorsunuz. Ne dedik bu birime gelen herkese? Güler yüzle, tatlı dille gelin, esmim sizin evinizdir dedik.